Bilene hayırlı işler. Taner Bey, nerelerdesiniz siz ya? Bu yaştan sonra dişi ne yapacaksın yani? Köpekle mi boğuşacaksın? Çekiyorum. Gülümse 333 tamam çek. Onlar bir tarafı iyileştiriyor demek ki bizim götmen bir tarafı bozuyor. Dur şunları koyayım. Mehmet Bey mezara mı? Mezara mı istiyorsunuz? Yok bahçeye ekeceğim. Feriha getirmedin mi? Yok. Ha o zaman bırak otur. Ya nasıl bir adamsınız? Nereden buldunuz yine beni bu arkadaşlar? Seni ya büyük ameliyata mı gireceğiz? Ne oldu eldivenler meldivenler? Hadi bakalım. Gel. Şuramda şey var. Siz tutun çekin hanımefendi anlatacağım. Efendim? Nerede benim pilavım? Para yoktu mu karşılarda? Yok. Tamam. Çaktırmadan alın. Ben kapatayım böyle alırsın. Her şeyin doğalı güzel beyefendi. Ve... Sizin de böyle doğal haliniz güzel. Tamam. Sormam bir daha. Telife girer söyleme. Yolda giderken bakın kimi gördüm. Zeynep'i de. Yolda kalmışsınız. Geldik almaya sizi kepçeyle. Nereye? Köyde bir ufak işim var. Onu halledeceğim. Televoleyim. En güzel mutlu günler sizlerin olsun. Efendim. Welcome on board. Bugün gidiyorum. Nereye biliyor musun? Dişçiye. Yine dişçiye gidiyorum abi. Bak. Kaskım, motorum, montum, eldivenlerim, karavanım burada. Karavanı almıyorum çünkü abi çok para yakıyor şeye git gel, keşine git gel motorla. Abi bu şey olmuştum. Şurada hani dolgu vardı ya, dolgu düşmüştü. O dişim ağrıyor abi. Aradım sabah. Dün akşam bir ağrıdı. Bir tane şey yaptım. Gece yatarken ağrı kesici içtim bir tane. Sonra sabah mesaj çektim Gökmen'e. Dedim ki böyle böyle dedi gel dedi bir bakalım belki kanal tedavisi yaparız dedi. Gene dişçi yolu gözüktü. Hem de gitmişken şeye bakalım abi esnafa bakalım ne yapıyor çiçekçi, tüfekçi, pilavcıya bakalım. Gitmişken bir taşta iki kuşu vuralım. Hafif var bir şey var hafif bir zonklama var vuruyor. Abi şu en kötü şey de şu diş ağrısı ya vallahi billahi. Hiçbir şey de yoktu abi burada. Ne oldu anlamadım ya. Her neyse. Şeyde görüşürüz. Ben giyeyim de ekipmanlarımı. Hava kapalı. Şifayı kapmayalım. Keşan'la görüşürüz. Geldim. İlk durağımız Çekçi. Atilla Bey. Atilla Bey hayırlı işler. Taner Bey nerelerdesiniz siz ya? Özlediniz mi beni? Çok. Nasılsınız? İyi misiniz? Atilla Bey ne güzel kokuyor içerisi ya. Evet ya bizim yer yerimiz güzel kokar. Yaz geldi galiba. Geldi. He? Ne ikram edeyim size? Bir tutun da bir görsünler kaç kat giyindiğimi. Senin mi? Bakın bir beyefendi. Ama motosikletle geliyorsun. İki. Üç. Daha şey yapayım mı beyefendi? Ben de öyle yapayım altı kat giyineyim kirlendikçe çıkarayım. Hep üstüm yeni yani. Beyefendi. Buyursunlar efendim buyurun. Hoş geldiniz efendim. En güzel akşamlar sizin olsun efendim. Niye geldim biliyor musunuz? Buyurun. Niye geldiğimi? Niye geldim? Dişim ağrıyor. Hadi ya. Vallahi. Söktürelim hepsini. Söktürelim mi? Bu yaştan sonra dişi ne yapacaksın yani? Köpekle mi boğuşacaksın? Ay Allah'ım yok. Bu hani dolgu yapmıştı ilk. He. Hatırlıyor musunuz? Hani çekirdek yerken dolgum düşmüştü. Anladım. Beyefendi o dolgun orası ağrıyor. Benim pilav yerken düşüyor bazen yani. Atilla Bey bir de tutun şu kaskımı da çıkarayım Atilla. Kaskı da çıkar. Şirek yazıyor. Şirek gibi oldu yani. Çıkarıyorum Atilla Bey. Çıkartın. Çekiyorum. Atilla Bey. Çekiyorum. Atilla. Gülümse. 333 tamam çektim. Karanfil aldım şimdi. Karanfil dişin dişek ağrısını mi? Şey yapar ya. Yok ya ben rakı vereyim ben sana buradan. Rakı mı? Rakı iyi gelir mi? Çalkalacaksın gargara. Bak şey karanfil koydum. Tabii karanfil şeyi alır biliyorsunuz. Ağrıyı alır. Karanfil ben gene sana ekilecek karanfil vereyim buradan. Nereye ekeyim? Karavana mı ekeyim? Yok ya dişine ek. Ay Allah'ım. Tüfekçi ne yapıyor? Tüfekçinin vaziyeti. Tüfekçi trafik polisi gelmiş. Sakat galiba alacaklar. Tüfekçi baskında. Baskın yemiş. Baskın yedi. Ceza mı? Ceza mı yedi? Ne yaptı? Cezayı bir şey olmaz değil mi beyefendi motosikletim orada? Hiçbir şey olmaz. Atilla Bey ne zaman gidiyoruz seyahate? Abi gel bak şeyi çalmışlar. Neyi çalmışlar? Korkulukları çalmışlar akşam oradan tamam. Demir gördüler mi çalıyorlar. Kimin korkuluklarını? Apartmanın giriş korkuluklarını çalmışlar. Aa! Tabii demirleri mi şeyleri burada taşları maçları var. Şey? Mevsimlik çiçeklerimiz nasıl? Bakayım beyefendi. 11 ay çiçeği. Nasıl 11 ay? 11 ay açıyor. Allah Allah. Sardunya. Bu mu sardunya? Evet. Başka ne var elinizde? Burada kokulu şebboylar var. Mis gibi kokar bu. Harikadır yani. Ne ismi bunun? Şebboy. Kaç para tanesi? 18. Ölmez değil mi bunlar?
Ölmez. Şu güzelmiş ya. Sularsan ölmez. Hangisi? Şu beyaz. Bodrum papatyası. Oo, Bodrum'dan mı geliyor beyefendi? Bodrum'dan geliyor bu şeyden, Didim'den. Didim'den. O Didim ana, Söke Didim. Değil aynen, mi? Aynen öyle. Didim Söke. Ana vatanı orası. Baba vatanı da Muğla Fethiye. Allah Allah. Evet. Peki şunlar? Karanfil. Onlar kaktüs, sukulent çeşitlerimiz. Sukulent de kaktüsün şeyi inmiş sanki. Neyi? Baksana. O öyle sarkan modeli. Azarkan mı? Yılan kaktüsü diyorlar. Allah Allah. Tabii. Onun vitrinde bak, burada çok güzel sarkmış olanı var kundurunun içinde. Aa. 67 numara ayakkabının içine ektik onu. O şey kundurusuna benziyor. Peter Pan'ın kundurusuna benziyor. Aynen öyle dayın. Vay. Çok güzel çiçeklerimiz var. Mevsim geldi, bahar geldi. Şeye ne zaman gidiyoruz? Karlıköy'e. Ne zaman istersen. Adam bekliyor bizi abi. Gidelim be. Değil mi? Tabii. Atilla Bey'le şeye gideceğiz. Karlıköy'e gideceğiz. Çilek toplamaya. Ama daha çilek çıkmadı değil mi? Vardır ama yiyecek kadar buluruz yani. Öyle mi? Yiyecek kadar. Ne içeceğiz? Çay mı içeceğiz? Ne istersen. Çay. Çay mı abi? Çay. Açık mı, koyu mu? Açık olsun. Demli. Şahin Bey, o da Pırnarköy halkından. Hangisi? Enişte. Enişte. Buyurun Atilla Bey, alalım sizi içeri. Gel bakalım. Sen, oturmasanız mı dışarıda? Atilla Bey, şunları bir çıkarsam, koysam diyorum bir yere Atilla Bey. Dur. Elimde baksanıza Atilla Bey, kaldım böyle. Atilla Bey, buyurun. Ama Atilla Bey, motordan pahalı kask. Bu ne ben? Aa, onu şeye koyun biliyorsunuz. Kasaya, dur kasaya, çelik kasaya koyun onu. Ama koyun, böyle koyun onu. Yatık şekilde, öyle değil. Öyle mi? Yok, öyle olmaz. Verim, tabii. Onu verin şeye koy. Aa, kırılır oradan. Dur, ben en güzel yere koyalım. Nereye? Ah, tamam işte, yeri orası. Onu hatırlattır yerine, burada kendi yeneceğini kaybetse bulamaz yani. Gitmesin o sonra çiçeklerle birlikte. Satarız mı abi, ne olacak onu? Saçları taradım abi kasktan sonra. Abi akıran evde. Taradım dedim, ıslattım. Hayırlı işler Tüfekçi Bey. Haber? Özlediniz mi beni? Keyfin yerinde. Tüfekçi Bey, benim keyfim her zaman yerinde. Valla. Ama sor, niye geldin? Hayırdır? Niye gelebilirim ben? Diş için mi geldin? He. Ne oldu? Şu bir tane ilk dolgu yaptığımız iş vardı ya. Ha. O ağrıyor. Onlar bir tarafı iyileştiriyor demek ki bizim götmen bir tarafı bozuyor. Dur şunları koyayım kenara. Şimdi? Ağrıyor. Propolis vereyim sana. Propolis mi? Propolis iyi gelir. Şeye koydum şimdi. Karanfil. Yok propolis. Abi şimdi gideceğim abi. Bekliyor adam 12'de. Bekliyor mu? 12'de gideceğim. Bir baksın. Tamam. Buyursunlar efendim. Buyurun. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun bakalım? Nasıl sağlığınız, saatiniz? Sağlık saat yerinde Allah'a şükür. İşleri sorarsan o da oluyor. Buna evet, şükür. Beyefendi hani içmiyordunuz, ne oldu? Bırakacağım işte. Bitti son. Beyefendi son. 3-5 paket bir şey kaldı. Nasıl gidiyor sonra? İyi beyefendi. Var mı yeni gelen tüfek müfek, sapan mapan, çakı makı? Yok be, hiçbir şey gelmiyor. Yok mu bir şey? Yok vallahi, aylaklıktan buraları düzenledik işte. Dükkan sanki boşalmış mı biraz, ne olmuş? Yok lan, ne boşalmış, doldu. Çoparıları böyle bir ustanta koydu. Bak bu silikonlar şimdi tatlı suda. Seni götüreceğim sudak avına. Ne avına? Turna sudak avı, turna avı. Nerede yapacağız? Hamzadere Barajı'na gideceğiz. Göletine, Karpuzlu Göletine. Bunlar yeni geldi işte. Yeni gelenleri dizdik. Bunlarla mı tutuluyor? Sezon hazırlık. Ha, evet. Allah. Bunlarla turna tutuluyor. Hangisine? En iyi gelen hangisi? Turna. Hareketli olan her şeyi atlar ya. Allah Allah. Yani. Hareketli olsun yeter. Götüreceğim seni. Sana vermiştim ya takım. Onlarla balık tutacağız şimdi. Bey, ben takım aldık da takım duruyor olduğu yerde. Tamam, gideceğiz işte. Ben haber vereceğim sana. Ben böyle bir şey görmedim ya. Bir pazar günü buluşacağız. Evet. Öğleden sonra. Yağımızı tavamızı alacağız. Ramazandan sonra olur bu genelde. Öyle yani, mi? Tabii Ramazan'da şimdi. Ramazandan Uluş sonra. Var. Ramazandan sonra. Ramazandan sonra gideceğiz. Evet. Ne arıyorsun? Ne baktın? Çayıma sen baktım. İç çayını. İçiye gideceğim. Bir şeyler ye dedi. Ben yemedim. Çay içeyim bari. İçemedin bir şey. Muzum var. Muz yedim. Yarın öbür gün bak çok fena hava. Lodos gelecek. Tekneyi biraz tekneyi diyorum. Karavanını çek. Nereye yukarı çek. Ben tepede zaten karavan. Yani dalga malga gelmesin. Dalga nereden gelecek beyefendi? Bak bakalım şimdi. Ne zaman başlıyor biliyor musun? Perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Lodos mu? Çok kuvvetli lodos geliyor. Kaç esiyor? Perşembe 42, cuma 53, 47. Yani vay. Toz duman olacak uzun kum.
Yine dalgalar çıkacak biri ha. Çiçekçi satıyor, çiçek satıyor. Şeydekileri de söyle, uzun kuma da söyle. Ne diyeyim? Tepkimiz dalgalar çıkıyor. Çok fena dalga gelecekti. Lodos dalgası gelecekti. Geçen sefer gibi su almasın her tarafı yine. Gel çiçekçiye gidiyorum ya. Ben dün çiçek aldım ya çiçekçiden. Gel ama yeni çiçek geldi. Gel. Dün aldım ben. Gel gel. Tamam geliyorum. Bak çayı içtim, dişim ağrıdı abi yine. Hay Allah'ım yarabbim. Tüfekçi Bey çiçek istiyor. Mehmet Bey mezara mı? Mezara mı istiyorsunuz yok, çiçeği? Yok bahçeye ekeceğiz. Bahçeye. Ya, havalar toparladı artık kendini. Bahçe ne? Çiçeği alacağız. Şeyi bütçesi 3000 liraymış. 3000 TL. 3000 liraya ben senin her yerine çiçek ekerim. Ay Allah. Bütçe darmış yani. Dar mı? Dar bütçe. 3000 lira. Tamam. Vay vay vay. Ne yapacaksınız beyefendi bunları? Ekeceğiz. Nereye ekeceksiniz? Şimdi çok ilginç bir mezarlar. İlginç bir yere mi? İlginç bir. Abi çok ilginç bir mezar yaptırmış. Öyle mi? Kenarları mermer. Evet. Ortası boş. Çiçek ekecek oraya. Görülmemiş bir model yani. Vay enteresan. Ben de yaptırayım. Abi bitince mezar haber et bana da. Feriha getirmedin mi? Yok. Ha o zaman bırak otur. Sen söyledim sana da. Vallahi. Gel. İnekler buzarlamış galiba onun için şu anda yok. Feriha acı bizim Nedim abi Feriha getiriyor. Senin o gittiğin köyden. Ne köyden? Sarıpolat'tan. Sarıpolat'tan mı? Çok hakiki tereyağı hakikaten yani. Allah Allah. Yok satıyor ya. Dur çekelim abi. Tezgah altına. Onun damadı dönüş işi yapıyor yani. Bak tereyağı alacağım mı? Gelmedi yok. Yok mu abi tereyağı? Yok. Kaç para kilosu tereyağın? 50 lira. 50 lira mı? 50 lira değil mi? Adam getirebilir. Abi bak 50 liramış tereyağı. Sen kaç para? 100 lira vereceğiz. Kaç? 100 lira vereceğiz. Ya tereyağı. Kaç para abi harbiden tereyağının kilosu? 100 lira verin be. 100 lira değil mi? 130. Ama hakikaten çok güzel tereyağı. Beyaz mı sarı mı? Yoğurttan yapılmış beyaz. Sarı olunca ne oluyor abi? Anlamam ben. E abi sen o işi yapmıyor musun? Hayır. E beyefendi diyor ki şey... Abi dönüş üstü yapıyor yani. Damat yapıyor. Ha damat yapıyor. Ha. Bize Nedim abi kıyak yapıyor sadece. Bize arızalık yapıyor yani. Başka bir şey yok yani. Tamam. Sıkıntı yok yani. Sıkıntı abi yok. De varsa tereyağı götür bize abi tereyağı. Yok yok. Sen de yok mu abi tereyağı? Biz tereyağı ala yağlanıyoruz devamlı. Sizde ne var abi? Valla bizde hiçbir şey yok. Siz hangi köyden geliyorsunuz? Eseceğiz. Hangi köy? Eseçe Belediye. Ne, o nerede ya? İpsala tarafı. Ha İpsala tarafında. Biz sene Trakya Belediye'ye gitmiştik yağ alma. Evet. Zeytin yağı hatırlıyor musun? Buradaki. He. Kaç liraya aldık yağı? Ne bileyim abi unuttum onu. Ha 210 liraydı en son gittim alma. Şey zeytinyağı değil mi? He. Kaç para olmuş? Kasiyer arkadaş bir sendeleme geçirdim orada. 390 yazıyordu üstüne dedim yanlış herhalde bu. 18 kiloluk koymuşlar üstüne. Yok abi dedi bu dedi 5 kilo yağdı zeytinyağı. Allah Allah. 90 lira. 305 kilo zeytinyağı. 5 kilo. Vay vay vay. Vay vay diyorum bak artık vay vay vay. Bir daha da sipariş vereceğiz 500'e gelir dedi. Eyvah. Allah korusun hırsız girmesin orada yandın orada yani. Biz gece girelim o zaman oraya. Kasko yaptırmak lazım zeytinyağı. Patlatalım oraya biz gece. Girip patlatalım abi. Vay kardeşim ya. Her şey zam zam zam. Bu ünlü şovmen bu. Şimdi Taner Güngör ünlü şovmen. Şovmen. Şovmen televoleci. Merhaba televole vardı eskiden. Sen hatırlarsın gençliğinden. Tabii tabii. Bizden yani o da. Bizden yani. Bak şeyin oğlu geliyor. Tüfekçinin oğlu. Dedim ya bisiklete bindi. Oğlum bak sen bisiklet. Sen araba bilmiyorsun kullanmasını. Aferin. Ne aldın? Ekonomi yapıyoruz abi. Ekonomi bırak ne aldı şimdi? Bak evde zeytin yok. Aç bakayım. Kavurma yok. Ne getirdin bakayım? Domatesin kilosu olmuş 11 milyon babanın lira. Öğlen yemeği mi? Biberin olmuş 20 milyon lira. Babanın şeyi mi? Bak. Bu mu? Vay vay rejim yemeği. Adam şeker hastası biber, abi. Yoğurt bak bisiklete geçtik biz de. Arabayı bıraktık. Annem mi yaptı? Evet. Vay kardeşim be. Ekonomi yapıyor. Ekonomi yapıyor dur. Mehmet Bey. Buyurun. Paket servisiniz geldi. Nereden be? Dalık. Allah'ım be. Buyurun beyefendi. Ama nereden geldi o? Eşiniz yollamış. Öğlen yemeğiniz. Evden geldi Ahmetcan geldi. Teşekkür ederim oğlum. Tüfekçiden çiçekçiye geldim. Bakın kim var. Oo beyefendi. Saatler olsun. Teşekkür ederim. Nasılsınız iyi mi? Biraz göbek mi yaptınız beyefendi? Tabii arada bir oluyor. Tam böyle subay tıraşı olmuşsunuz yanınıza, asker tıraşı. Çok güzel oldu. Valla değişik bir stil yapmışsınız kendinize. Ama bir mecburduk artık biliyorsunuz sabahleyin kalktığına çok böyle şey oluyor. Ne oluyor? İlk kafamız yaşlandı artık saçlar.
Eşiniz bir şey dedi mi bu saç stiline? Daha görmedi. Akşama gittiğine inşallah dışarıda yatmam. Arabada yatmam. Beğenmezlerse olmuyor mu? Beğenmezlerse tabii olmuyor. Eyvah. Bırak benim asansör de yok. 97 merdiven yayan çıkıp yayan ineyim. Allah'la aramda bir süt vapurası bir de çatı var işte. Beyefendi asansör ne oldu? Bizde asansör yok efendim. Ne güzel beyefendi, spor yapıyorsunuz işte. Daha ne istiyorsunuz? Ama yaşlı adam tutmuyor ayakları artık yani eskisi gibi değil. Nasıl? Yaş kaç beyefendi sizin? 65 bitiyor. Beyefendi 65 daha gençsiniz siz. Daha 50 seneniz var sizin. Değil mi? Hadi inşallah cenazem kalabalık olur ya Rabbim. İnşallah. İnşallah. Çiçekler şeytan. Atilla Bey'den. Abi kendimi kurtarabilmem için inşallah senin cenazene çiçek getirmek nasip olur bana. Eyvah. Ay Allah, ne biçim laflar bunlar ya. Sen de diyeceksin şimdi seninkini de taşımak bana nasip olur diyeceksin. Tamam ama o zaman hadi sen inşallah kurtarıyorsun paçayı. Sen normal değil mi? Normal de o. Normal sezaryen değil bu. Atilla. Normal kaç yaşına kadar emdin sen? Neyi? Ben hatırlamıyorum. Süt mü? Okuldan kaçıp gelip anasını emiyormuş, baksana bu emmeyi. O zamanlar öyleydi. Nasıl öyle? Tabi okul çok yakındı bizim eve. Ben hemen teneffüs oldu mu kaçıyordum. O keçi sütü de emmiş yani. Keçi sütü mü? Ha, keçiden birebir yani, mi emdiniz? Hayvanların içinde en verimlisi, en güzeli keçi. Değil mi? Keçi ağzın bile yeni filizlerini yer yani. Hiç her şey doğaldır yani. Tabi keçi şey yemiyor yani, normal yem yemiyor. Hep ağaçtan yiyor. Hep ağaçtan. Pırnalmış pırnal. Pırnal ama bir de yeni filizleri yer hep hani. Buyurun. Ben köydeyken ufakken. Evet. Hemen bir hatıramızı attım. Başınıza bir şey mi geldi? O köyde düğünler oluyor biliyor musun? Akraba düğünü olunca o keçileri o gün bakmak bana nasip oldu. Yani dediler ki bunlara bak, sen bugünlük düğünümüz var tamam. Abi ben büyük evrenliyim. Keçiler bile bir gezen hayvan görmedim. Abdurrahim'e çıktılar. Çeribaşı'ya çıktılar. En sonunda deniz boyunda bıraktım. Kaçtım ağlayarak geldim eve. Dedim ben bunları gezemem arkalarında. Koyun gibi değil bunlar. Senin söylediğin 60 kilometre yol yapıyor yanımda. Abi keçiler nasıl geziyorlar ya? Bir çelebi, ay bir çeribaşı, bir Abdurrahim, bir en sonunda denizde bıraktım onları deniz boyunda. Kaçtım geldim ağlayarak. Hiç unutmam hatıra bana. Kaç, yaş kaçtı o zaman? Küçüktüm tabi, nasıl diyeyim sana şimdi, gene de vardır 15-16 vardır tabi. Ben hatırlamıyorum abi. Vallahi yani küçüktük yani, ama çok keçi o zaman gördüm yani, böyle bu kadar gezen hayvan. Keçi için sen otobana çıkar gider şeye kadar, Çanakkale'ye kadar. Ya nasıl bir adamsınız, nereden buldunuz yine beni arkadaş, ne güzel. Şimdi siz boşver, şimdi siz akşamı düşünün, yengeden fırça yiyecek yine. Bu yiyecek var, bunun işi sıkıntılı. Akşama mı hemen göstereceksiniz gene? Yok var, tıraştan dolayı yani. Çok bu iyi olmamış mı, sen de beni bir daha gönderme. Nereye gönderdin? Berber dedi, abi dedi bu kadar dedi bırak. Torun dedi. Ne yapıyor torun? Torunum bugün okulda, bıraktım onu. Hani ona bir gün gelmedin o gün belediyede. Keman kursu verildi. Sen gelmedin. Bugünün anlam ve önemi anlatan, bak yaz da geldi. İlgili bir şarkı söyler misiniz lütfen? Olmayacak onu unutmak, onu unutmak. Öyle zor, öyle zor ki seni içimden atmak. Harbiden yakışıyorsun. İstemem o günahkar ellerini bir daha ellerime alıp da hem öpmek hem de okşamak. Böyle gidiyor yani. Değiştir. Ama beyefendi sizde bir tane. Ben neyi söyleyeceğim, benim bir şey bildiğim yok ki. Nasıl yok? Okuldan söyleyin sizde okul şarkısı. Küçük kurba, küçük kurba, küçük kurba. Ne aklına geldi? Ay Allah. Buyurun. Yüzerim derede. Güngör abi yeter. Yeter mi? Siz akşamı düşünün şimdi. Değil mi? Akşam fırça geliyor akşam yengeden. Geliyor. Bir de video yayınlandı da. Eyvah bu da işte eyvah. Yine mi sen şimdi diyecek ünlü olmaya mı kalkıyorsun başımıza?
Eyvah, yenge şimdi izleyecek. Çektiklerine ben görebilir miyim? Nasıl görebilir misiniz? Ne zaman? Göreyim abi, bir şey varsa hatalı silelim orasını. Nasıl sileceksin? Getir silgi silelim o zaman. Dalgalar sahili nasıl özlerse. Heh. Ben de seni öyle özleyeceğim. Şarkı mıydı bu? Bu ne bu? Bulutlar yağmuru nasıl beklerse ben de seni öyle bekleyeceğim. Şair adam ya. Dur, kaldı şimdi, bekliyor şimdi. Arkası gelmedi. Arkası geldi. Unuttu arkasını. Yok. Sen tam bize vuru bizim bu alsaydı bizi bile bir gece bile masaya kursunda bile güzel bir şeyler söyleyin. Ne yapacaksın sen? Ramazan gelir, ne yapacaksın? Ama değil bu şimdi bile olmuyor ki bile kuru kuruya bana söyle diyor. Kuru kuruya ama bir gece içtik seninle yengem, giremedim bir hafta eve. Eyvah. Niye? Gittik bir içtik bir gece. Evet. Getirdim onu 12'de. Bir daha sonra 15 gün göremedik onu. Ne oldu, uyudu mu? Annesinin şey, evine gitmiş. Karantinaya alındı. Annesinin evindeydi. Eyvah. Anneme dedi bakmaya gideyim ben. Yenge kovmuş evden. Ay Allah. Ya söylemiyor bu kadar. Nereden buluşum bu şey? Ay Allah ya. Vakit. Siz bir ömürsünüz. Vakit geliyor vakit. Yine yaklaştı vakit. Kaç saat? Taner abicim. Daha 12.20 var. 12'de işim var, randevum var. Bu mu gene? Tabii dişçiye gidiyorum yine. Gidelim mi dişçiye? Yok canım, ben giderim ya. Öğrenmen sen yok. Tabii. Salih Bey'i görsen mi? Kimi göreceğimiz? Pilavcı yok orada. Pilavcı Salih. Yok. Salih Bey saatli geliyor. Yine geldim. Hoş yine geldiniz. Beyefendi ben geldim. Şeref verdiniz. Özlediniz mi beni? Tabii ki. Hiç özlemedim. Geç hoş geldin. Bugün şöyle bir şeyde otursam, şurada otursam olmaz mı? Değişiklik ayakta olsun. Ayakta yapalım. Ayakta fark etmez. Vallahi değişiklik olsun yani, illa yani. Değil mi hanımefendi? Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, siz nasılsınız? Sağ olun. Nasıl oldunuz? Ya büyük ameliyata mı gireceğiz? Ne oldu eldivenler meldivenler? Hadi bakalım, gel. Şuramda şey var, siz tutun çekin hanımefendi, anlatacağım. Şuramda. Soyunayım mı? Soyun. 8 kat geldim, görüyorsun değil mi? Motorla geldim. Dedi ki, doktor hemen gel dedi. Gelin de ben de motorla geldim. Merhaba, kolay gelsin. Bunu da çıkarayım mı? Yok artık, yeter herhalde. Değil mi? Fazlası da şey. Işıkları buyurun hanımefendi, ışıkları kapatın. Gel bakayım abi. Hadi görüşeceğiz. Az sonra. Operasyon bitti, operation. Hocam neyin varmış? Kanal tedavisine çevirdik. Değil yaptınız mi? Ama demiştin sen zaten. Derin dolguydu. Uslanmayınca öyle. Kanal şimdi ha? Kanala başladık. Lan kaç mı sürecek kanal? İki defa daha gelecek. Aa! Haftaya tabii. Bir kere bitmeyecek. Ne zaman geleceğim bir daha? Haftaya konuşuruz işte. Ne zaman müsaitsen. Ben her zaman müsaitim ya. Tamam. Şimdi randevu yazalım o zaman. Aa, önceden söyledi ki deveyle geleceğim bu sefer. Şimdi motorla geldim. Tabii şimdi deveyle geleceğim. Hanımefendi artık deveyle geleceğim. Kusura bakmayın yani. Veyahut da şeyde elektrikli skuturla gelirim. Elektrikli skutur da 20 gidiyor. 20 km. Ama rüzgar yersin, olmaz mı? Bir şey olmaz. Biz rüzgarın çocuğuyuz biz ya. Rüzgarın çocuğuyuz. Ben tutayım sen motoru. Ben buraya gelirken bulgur pilavı yiyordu. Söyle çiçekçiye bana da bulgur pilavı göndersin yani. Dur arayalım o zaman. Adamın canını sıkıyorsun. Efendim? Nerede benim pilavım? Ne pilavı? Ne demek bulgur pilavı? Yengem yapmış. Bitti pilav yedim hemen abi. Alacağını olsun. Bitti diyor bize. Yaparım sana da. Geçsen o işleri. Ama şu anda canı bulgur pilavı çekmiş, yok mu diyor bana. Evet. Buluruz abi burada bir. Olmaz diyor, öyle olmaz. Yengenin yaptığından yerim ben diyor. Tamam, buluruz abi, yaptırırım ben sözler. Neredesin? Dükkanda. İyi, ben de 6 gün daha buradamışım. Ne olmuş bir şey? Kanal. Yapma be. Tabii. Çağırmasın da boşver gelsin. Aynen. İyi, hadi geliyorum ben. Abi gel bakalım. Hadi, görüşürüz. Hadi gidiyorum ben. Allah'a emanet. Bu ne, reçeten mi? Aynen. Ağrı kesici değil mi? Bunu kaşığa yap abi, kaşe. Kaşeledin onu. Peçeteleri alacağım. Ne yapayım onları? Gerek kalmadı da tamam. Artık şey gitti, yutarım onları artık. Hadi görüşürüz, gidiyorum. Geçmiş olsun, hani göreyim. Neyi göreceğim? Göreyim, Güngör abi. Göreyim. Ah. Oh. Göremezsin ki abi. Çok disk olmuş. Kanal tedavisi. Çok disk olmuş. Kanal tedavisi. Çok güzel olmuş. Kanala girdik. Hangi kanal? Artık bilmiyorum. Pancar kanalı. Pazartesi yine geleceğim. Pancar kanalı. Pancar. Pazartesi 1'de. Bunu çok sevmiş. Gene geleceğim. Şimdi dedi ağrı şey yapar dedi, ağrı kesici al dedi. Gideceğim ağrı eczaneden. Ha?
Gene alayım da ben yutayım abi. Bir şey ağır yapmaz abi. Adam öyle adam yani. Ha. Yapmaz mı? Garanti beyefendi siz ne yapıyorsunuz öyle sucağı şey yapmışsınız? Kurusun diye bekliyorum. Kuruduktan sonra kurusun mı alacaksınız? Kurusun diye bekliyorum. Vereyim mi bıçak? Sonra açık kurusun. Ondan sonra ben de tık. Keseceksiniz çaktık. Komşu. Tabii komşu. Komşu da pişer bizi de pişer. Kamera yoktu mu karşılarda? Yok. Tamam. Çaktırma lan adam. Ben kapatayım böyle alın siz. Dur açık ama kurusun. Ay Allah. Hadi görüşeceğiz. Keşan'dan geldim, bakın neredeyim. Total Marine'deyim. Kolay gelsin gençler. Sağ olun efendim. Ne yapıyorsunuz? Tekne görüntüsü vereceğiz dükkana. Ahşap tekne görüntüsü. Evet. Yüzdüreceğiz komple sonra. Böyle. Hani yağmurlarda, sellerde Nuh'un gemisi gibi düşünün. Yüzecek. Yüzdüreceğiz. Yüzdüreceksiniz. Bakayım şöyle bir. Vay 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 vay. Böyle gidiyorsunuz yani. Böyle gidiyoruz. Daha da gideceğiz. Ha daha yolunuz uzun. Evet. Boyayacak mısınız peki bu tahtaları? Ahşap koruyucu sürebiliriz sadece. Ha sadece. Evet. Sadece. Saçlar çünkü ne oldu? Şeyin, havalanmış mı? Her şeyin doğalı güzel beyefendi. Sizin de böyle doğal haliniz güzel. Olcay Bey peki bu karavanla ne zaman ilgilenmeyi düşünüyorsunuz? Havalar sıcaklaştı. Herhangi bir gün halledeceğiz beyefendi. Yarın geliyorum o zaman Olcay Bey. Yarın gelin beyefendi. Gelin kahvemizi içelim ilk başta bir. Tamam. Sonra işimize bakalım. Öğlen mi geleyim yani? Öğlen olur. Gelin. Aramam sormam bir daha. Telife girer söyleme. Hadi ben gidiyorum o zaman yerin görüşürüz. Görüşürüz abi. Hadi veda Erçi. Hadi Allah'a emanet. Allah'a ısmarladık. Yolda giderken bakın kimi gördüm. Zeynep'i gördüm. Önünü kessin motorlu abi. Keserim kardeşim. Önünü keserim. Zeynep Bey nereye böyle? Hayırdır olsun. Zeynep Bey yolda kalmışsınız. Geldik almaya sizi kimseyle. Nereye? Böyle bir ufak işim var, onu halledeceğim. Mazot alacağım, geri geleceğim. He, o kadar. Yani. Peki. Siz nereden böyle? Ben dişçiden geliyorum beyefendi. Motorla mı gittiniz beyefendi? He. Orada mıydı, yerinde miydi dişçi? Dişçi yerinde tabii. Tamam. Kanal tedavisine başladı. Kaça doluyor bu? Yaklaşık 3-3.5-4 bu aralar. Çok çok hesaplayamıyoruz şu anda. Hesaplayamıyoruz. Kaç litre? Gün günü tutmadığı için hesap yapamıyoruz. Kaç litre bu? 110 litre. 110 litre mi? Evet. Mazot değil mi? Evet. Allah kolaylıklar versin. Teşekkür ederiz sana. Hadi bakalım, çıktık yola gidiyoruz. Bakalım daha kimleri göreceğiz. Döndük, dolaştık. Ne oldu? Yine karavana geldik. Hadi bakalım. Bugün de bu kadar yeter. Tekrar görüşmek üzere. Arrivederci, ci vediamo.